Kanal 68 televizyonu haber merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızdayız. İlk haberimize başlıyoruz. Aksaray'da 5. kattaki ikametinin balkonuna çıkan Osman Bey dengesini kaybederek beton zemine düştü. Talihsiz adam düştüğü yerde can verdi. Fatih Mahallesi 4156 sokakta meydana gelen olayda Osman Bey iddiaya göre oturduğu evin balkonuna hava almak için çıktı. Bir süre sonra dengesini kaybedip 5. kattan beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Osman Bey'in hayatını kaybettiğini belirledi. Osman Bey'in cansız bedeni otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Aksaray'da firari şahıslara yönelik yapılan operasyonda çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 7 kişi yakalandı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen firari şahısların yakalanmasına yönelik operasyonda hırsızlık suçundan 21 yıl 10 ay hapis cezası bulunan M.C., nitelikli cinsel saldırı suçundan 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.E., silahla tehdit suçundan 7 yıl 9 ay hapis cezası bulunan Ş.K., kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan 6 yıl 6 ay hapis cezası bulunan B.D., hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan R.E., kasten yaralama suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Ö.K., hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan AK gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak Aksaray Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne teslim edildi. Yetkililerin yaptığı açıklamada suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir denildi. Aksaray'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucunda 2 kişi yaralandı. Kaza Akhisar Köyü yakınlarında meydana geldi. Fatma S. yönetimindeki 68 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada Fatma S. ile arkadaşı Büşra S. yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Aksaray'ı Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando timi ve CASAT ekipleri tarafından yağma suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 9 ay cezası bulunan şahıs yakalandı. Aksaray'ı Jandarma Komutanlığı'ndan alınan bilgiye göre Aksaray'ı Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, yasa dışı faaliyeti olan kişi veya kişileri tespit etmek, suç ve suçlu bağlantılarını ortaya çıkarmak ve faillerinin yakalanarak adli mercilere teslim edilmesini sağlamak amacıyla çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Bu kapsamda Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda Aksaray'ı Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesi içerisinde komando timlerinin de desteğiyle CASAT ve asayiş timlerince icra edilen devriye faaliyeti esnasında yağma suçundan aranan ve hakkında 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen H.A.M. isimli şahıs yakalanarak işlemlerinin tamamlanmasının ardından
adli makamlara sevk edilmiş olup tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşaması, ilimize asayiş ortamının sağlanması amacı ile titiz ve gayretli çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız olarak devam edilecektir denildi. 12-18 Mayıs tarihleri arası kutlanan Hemşireler Haftası dolayısıyla birçok hastane ve sağlık kuruluşu çeşitli etkinlikler düzenleniyor. İki farklı hastanede gerçekleştirilen etkinliklerde hemşireler ve Aksaray Tabipler Odası Başkanı Uzman Doktor Rıfkı Karabatak önemli mesajlar verdi. Aksaray Tabipler Odası Başkanı Uzman Doktor Rıfkı Karabatak, Hemşireler Haftası kapsamında yaptığı konuşmada hemşirelerin sağlık sisteminin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak onların hastaların tedavisindeki hayati rolünün altını çizdi. Hemşirelerin özverili çalışmaları ve profesyonel yetenekleri sayesinde hastaların iyileşme sürecinde büyük destek sağladıklarını belirtti. Ayrıca Hemşireler Haftası etkinlikleri kapsamında Hasan Dağ Tıp Merkezi ve Maya Hastanesi yönetiminin de hemşirelere gül hediye ettiği belirtildi. Bu jest hemşirelerin değerli ve önemli olduklarının bir göstergesi olarak vurgulandı. Evet değerli izleyenler, Maya Sağlık Kuruluşları Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Aksaray Tabipler Odası Başkanı Uzman Doktor Sayın Rıfkı Karabatak'la birlikteyiz. Sayın Başkan, Hemşireler Günü Haftası ile ilgili neler söyleyeceksiniz? Gerçekten hemşireler sağlık sisteminin temel taşları, görünmez kahramanlarıdır. Biz hekimlerin eli, ayağı, gözü, kulağı en büyük yardımcılarıdır. Bizler tedavimizi planlarız, ameliyatımızı yaparız. Hastayı bir ameliyatta görürüz, bir ertesi gün vizitte görürüz ama hastanın bütün takibini, tedavisini, bir ihtiyaçlarının giderilmesini hemşire kardeşlerimiz gerçekleştirir ki bu onların mesleğini çok daha kutsal, çok daha saygıdeğer hale getirir. Ama ne yazık ki en çok hastalarla yüz yüze olan ve dolayısıyla sağlık sistemindeki en ufak bir sıkıntının ilk ağızdan şikayetini dinleyen, sıkıntılarını göğüsleyen, vatandaşların stresiyle baş etmek zorunda olan da gene hemşire kardeşlerimizdir. Ama ne mutlu bize ki Türkiye'de çalışan bütün hemşire kardeşlerimiz bunun bilincinde, görevinin kutsallığının bilincinde, insanlara yardım etme noktasında da her bir hastasını kendi annesi, babası, kardeşi gibi algılayıp en güzel sağlık hizmetini veren insanlardır. Aracılığınızla Hemşireler Günü'nü, Hemşireler Haftası'nı kutluyorum. 5 Mayıs'ta Ebeler Günü'ydü. Ebeler de bizim doğum, özellikle bir kadın doğum uzmanı olarak en büyük yardımcılarımız, en büyük desteklerimizdir. Onlara da sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bütün hemşire kardeşlerimize bir ömür, mutlu ve huzurlu bir hayat diliyorum. Maya Hastanesi hemşireleriyle bir aradayız. Tuğba Hanım'la birlikteyiz. Öncelikle hemşireler gününüz kutlu olsun. Neler söyleyeceksiniz? Teşekkür ederim. Uzun zamandır bu mesleği icra ediyorum. Özellikle böyle bir güzel bir hastanede icra ettiğim için oldukça mutluyum. Ameliyathane hemşiresiyim özellikle ben. Cerrahinin zorluklarını herkes bilir ama biz severek yaptığımız için bu konuda hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz açıkçası. Doktorlarımız, diğer hemşire arkadaşlarımız oldukça mutlu bir şekilde çalışıyoruz. Tüm meslektaşlarımın buradan Hemşireler Günü'nü kutluyorum. Peki hemşire olmanın ne gibi zorlukları vardır? Hemşire olmak şöyle, her şeyden önce, ailenizden bile önce hastalarınızın gelmesidir bence. Benim iki tane çocuğum var. Onlara ayıramadığım vakiti burada doğum yaptırdığım bütün hastalarımın çocuklarını ayırmak zorundayım. Ama bunu bilinçli isteyerek tüm fedakarlıkla yapmak zorundayım. Bunu aslında zorunda olduğum için değil, içimden geldiği için tüm meslek hayatım boyunca bu şekilde yaptım. Bundan sonra da hep bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum. İsteyerek, bilinçli bir şekilde yapılan her meslek bence en kutsal meslektir diye düşünüyorum. Özellikle hemşirelik, evet oldukça zor. Çünkü insan yaşantısıyla uğraşıyoruz, hayatıyla uğraşıyoruz. Sonuçta robot değil, biz yapıp yapıp bozamayız. Ama en iyi şekilde yapmak için de bütün çabayı sarf etmemiz gerekiyor. Aslı bu aslında. Kolay gelsin, hemşireler gününüz kutlu olsun. Teşekkür ederiz. Buyurun, teşekkürler.
Teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler, şimdi de Hasan Dağ Hastanesi'ndeyiz. Rümeysa Hanım ve Merve Hanım'la birlikteyiz. Öncelikle hemşireler, haftanız kutlu olsun. Nasıl geçiyor günleriniz? Hemşire olmanın zorlukları nelerdir, neler söyleyeceksiniz? Yani hemşire olmak çok güzel bir duygu. İnsani olarak özellikle çok güzel bir duygu. Yani bir cana, bir insanın bir yarasına merhem olmak çok güzel bir duygu. Yani zorlukları illaki oluyor. Yani hasta psikolojisiyle yaklaşmak gerekiyor insanlara. O yüzden söyleyebileceklerim bu kadar. Siz neler söyleyeceksiniz Merve Hanım? Hemşire olduğum için çok mutluyum. İnsanlara faydamızın dokunuyor olması, insanların yaralarını sarıyor olmamız çok mutlu ediyor. Gurur verici bir meslek. Yani herkesin hemşireler haftasını kutluyorum. Bu kutsal meslekte olan bütün arkadaşlarımızın çabasını ve emeğini esirgemeyen bütün arkadaşlarımızın hemşireler gününü kutluyorum. Bu kadar. Peki Merve Hanım, hemşire olmanın ne gibi zorlukları vardı? Ben ameliyathane hemşiresiyim. Mesleğimin kolay bir yanı yok. Zor bir bölüm gerçekten ameliyathane hemşiresi olmak. Ama Hasan Dağ Cerrahi Tıp Merkezi'nde çalışıyor olmam kolaylaştırıyor gerçekten. Böyle bir merkezde çalıştığım için çok mutluyum, çok gurur duyuyorum. Gerek patronum, gerek müdürüm, doktorlarımız, iş arkadaşlarımız. Bu meslekte yani hemşire olmamızda çabasını, emeğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Hasan Dağ Cerrahi Tıp Merkezi'nde çalışıyor olmaktan çok mutluyum. Yani ben burada 7 yıldır çalışıyorum, 7 yıldır emek veriyorum. Rıfkı Beyler'le yakın zamanda tanıştık. Gerçekten iyi ki de yolumuz kesişmiş onlarla. Yani her anlamda bize çok kolaylık sağlıyorlar. O yüzden yani bize de çok değer verdikleri için onlara çok teşekkür ederim. Aksaray Veterinerler Odası Başkanı Önder Yıldız, hayvanlara bulaşabilecek hastalıklar hakkında önemli bilgiler verdi. Öncelikle hoş geldiniz. Sizleri şahsım ve Aksaray Veteriner Hekimleri Odası adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Böyle bir program yaptığınız için de Osman Bey size, şahsınıza ve ekibinize teşekkür ediyorum. Yetiştiricilerimizi ve vatandaşlarımızı bilgilendirmek, bilinçlendirmek, onların hayvanlarıyla ilgili yapabileceklerini anlatma fırsatını verdiğiniz için buradan tekrar teşekkür ediyorum. Bildiğiniz üzere yaz mevsimleri hayvanlarımız için yazlık bakımlarının yapılması gereken dönemlerdir. Nasıl kışlık bakımlarını hayvan sahipleri ve yetiştiricilerimiz yapıyorlarsa yazlık bakımlarını da yapmaları gerekiyor. Yazın bizim canımızı yakan en büyük sıkıntılardan bazılarını buradan sizin aracılığınızla yetiştiricilerimizle paylaşmak istiyorum. Özellikle kıl kurdu, şerit, kelebek, tenya, solucan, bağırsak kurdu, bit, pire ve uyuz noktasında yetiştiricilerimizin bu dönemde dikkat etmeleri gerekmektedir. Ağız kenarlarında tüy dökülmeleri, vücudun çeşitli bölgelerinde bozuk para niteliğini taşıyan oluşumlar, kaşıntılar, alerjik reaksiyonlar ve gözle fiziki olarak görülen bit, pire, uyuz gibi durumları gördüklerinde bir veteriner hekim arkadaşımıza danışmak suretiyle tedavilerini yaptırmaları, hayvanların tedavilerini yaptırmaları gerekmektedir. Bunun dışında Tarım İl Müdürlüğü'nde çalışan veteriner hekim arkadaşlarımıza da danışmak koşuluyla bu mücadeleleri yaptırmak gerekiyor. Ne yapmak gerekiyor? Biz bu uygulamaları genellikle dökme, hayvanın sırtında işte baş bölgesinden başlayarak kuyruk bölgesine kadar dökme tarzında yapabiliyoruz. Enjektable yani 6 ayda bir, 6 aylık dönemlerle iğne uygulaması yapabiliyoruz. Ve bunun dışında da tablet tarzında tabletleri oral ağızdan yutturmak koşuluyla hayvanlarda parazite mücadeleleri yapabiliyoruz. Yani 3'e ayırıyoruz: dökme, iğne ve oral tabletler. Bunlardan bir tanesini 6 aylık dönemlerde yetiştiricilerimizin kesinlikle yapmaları gerekmekte. Buna dikkat etmeleri gerekiyor yetiştiricilerimizin. Bunun yanında yazın dikkat edilmesi gereken bizim açımızdan son derece önemli bir hastalık daha var. Kırım Kongo kanamalı ateşli hastalığı. Bu mortalite yani öldürme oranı yüksek. Ve yakaladığı zaman, özellikle insanlara geçtiği zaman, yakaladığı zaman ölüm oranı çok yüksek bir hastalık. Bundan korunmak için de yetiştiricilerimizi şu yönde uyarmamız lazım. Banyo tarzı, özellikle püskürtme dediğimiz banyo tarzı ilaçlarla hayvanların otladığı meraları, barındığı ahırları ve barınakları düzenli olarak 15 günde, 20 günde
bir ilaçlama yapmaları gerekmekte. Kenelerden bulaşıyor bildiğiniz gibi Kırım, Kongo, Kanamalı ateşli hastalığı. Zehirli kenelerin insan vücuduna yapıştığında ciddi reaksiyonlara sebep oluyor. Kanamalara, peteşiyel kanamalara, ateşe, iştahsızlıklara ve böbrek ve karaciğerde de ciddi hasarlar yaptığı için ölümlere sebep oluyor. Bundan korunmanın yöntemleri de var. Özellikle yazın bu dönemden sonra pikniğe çıkacak, gezmeye çıkacak, işte çoluğuyla, çocuğuyla, arkadaşlarıyla ya da resmi programlarla, okullarla program yapacak, piknik yapacak halkımızın bu tür uygulamalara giderken üzerlerine mümkünse bacağı ve ayağı kapatacak çorap tarzı bir şey giymeleri, açık renkli bir üzerlerinde elbise bulunması gerekmekte ve bunun yanında işte bildikleri yerlere, sıkıntısız alanlarda piknik yapmaları gerekiyor. Ve vücutlarında herhangi bir kene, yabancı cisim gördüklerinde en yakın hastaneye giderek kuralına uygun şekilde o kenelerin vücuttan uzaklaştırılmasının sağlanması gerekiyor. Her şeye rağmen yüksek ateş, bulantı, kusma, kanamalar olan hastalarımızın da, insanlarımızın da devlet hastanelerine acil olarak müracaat etmeleri gerekmekte. Bu noktada yetiştiricilerimiz ve halkımız dikkat ederse seviniriz. Böyle bir programı tekrar bizimle çektiğiniz ve yaptığınız için şahsım ve Aksaray Veteriner Hekimleri Odası adına sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Aksaray Emlakçılar Odası Başkanı Oktay Çapacı ev kiralarının artışı hakkında açıklamalarda bulundu. Öncelikle hoş geldiniz. Oktay Çapacı, Aksaray Akemdar Emlak İnşaat Yönetim Kurulu Başkanıyım. Sene 1995'ten beri biz bu piyasadayız. Gerek gayrimenkul, gerek kiralık daire, gerek arsa daire fiyatlarıyla alakalı güncel bilgilerimiz var. Bununla alakalı şu an Aksaray'ımızda devlet büyüklerimizin el attığı şekilde daire fiyatlarımız, oranlar yavaş yavaş biraz düşüşte. Kira olarak da bu şekilde. Kiralarımız şu deprem olayından sonra büyük oranda yükselmiş durumda. Bununla alakalı da devlet büyüklerimiz el attığı için %10 ile %20 potansiyel olarak iniş aşamasında. Vatandaşın şu an kira tepkisi nasıl? Vatandaşlarımızın gerek Aksaray gerek Türkiye genelinde kiralarımız fahiş değerleri gerçekten yüksek miktarda. Bununla alakalı devlet büyüklerimiz olsun, vatandaşlarımız olsun gayet duyarlı. Kiralarda %10 ile %20 oranında iniş mevcut. Ortalama 4000 liralık bir dairede 2 ile 3 arasında bir düşüş var. Tabi bu da vatandaşlarımız için sevindirici bir haber ama genelde kiracı ile ev sahipleri %90'ı mahkemelik bu kira artışıyla alakalı. Örneğin 2000 liralık bir daire otomatikmen 4000 lira oldu. Bu da geçim sıkıntısından dolayı vatandaşlarımız tabii tedirgin, kirayı ödeyemiyor, devlete sığınıyor. Devlet büyüklerimiz de yardım konusunda gerçekten bilinçli yardım ediyor vatandaşlarımıza, gerek depremzedelere, gerek Aksaray halkımıza. Türkiye'nin genelinde bu şekilde sıkıntılar var. Biz de bunun önlemini almak isteriz, yardımcı olmak isteriz. Komisyon bedeli almaksızın bununla alakalı Aksaray'ımızın emlakçıları, gayrimenkul danışmanları duyarlı bir şekilde yardımcı oluyoruz. Yaşanan depremden sonra kiralarda bir değişim veya düzelim oldu mu şu an? Şu an çok küçük miktarda. Tabii Aksaray halkımız bu konuda depremzedeler gerçekten yardım etti. Gerek valilik gerek belediye, bununla ilgili kamu kurumları tamamen seferber olup yardımcı oldu. Ama kiralarda yüksek oranda olduğu için biraz da vatandaşlarımız duyarlı olup kiralarda indirim yaptı. Ama bu yeterli gelmiyor. Halkın geçim sıkıntısı gerçekten üst düzeyde. Şu an tabii seçimde, önümüz tekrar seçim, Cumhurbaşkanlığı seçimi. Vatandaşların buna katkıda bulunup devlet büyüklerimizin hani biraz daha kira yardımı yapmalarını talep ediyoruz. Şu an gayrimenkul olarak bilinmiş insanlarla kira kontratı yapın. Şöyle hani emlak camiamızda bayağı bir emlakçı kardeşlerimiz var. Emlakçılar kardeşlerimize de buradan seslenmek istiyorum. Depremzedeler olsun, kiracılarımız olsun, bunlara elinizden geleni yapın. Gerekirse komisyon bedeli almayın. Gerekirse 3 lira alacağınıza 1000 lira alın.
bu şekilde yardımda bulunun. Hani vatandaşlarımız da sevinsin, Allah razı olsun desin. Bunun gibi taleplerimiz var, Allah razı olsun. Aksaray Dernekler Federasyonu Sorumlu Başkanı, aynı zamanda pet shop işletme sahibi Ayşegül Uygur, hayvanların ihtiyaçları için satılan ürünler hakkında bilgiler verdi. Aksaray Dernekler Federasyonu Aksaray Sorumlusu Başkan Ayşegül Uygur ben. Pet shop işletmeliği yapıyorum. Hemen hemen 4 yıla yakındır pet shop işletiyoruz. Farklı bölgelerde hala da devam ediyoruz. Hatta bir dükkanımız daha vardı. Oranın çekimini de beraber yapmıştık. Onu da depremzedelere bağış yaptık. Şu an dükkanınızda ne tür ürünler var? Şu anda muhabbet kuşu, sultan papağanı, cennet papağanı, kedi köpek malzemeleri, mamaları, balık. Balık malzemeleri, dediğim gibi akvaryum malzemeleri. Onun harici kuş malzemelerimiz var. Peki fiyatlar aralığıdır? Şöyle söyleyeyim. Mamalar 50 liradan başlıyor. Kedi mamaları 50 liradan başlıyor. 180'e 200'e kadar mama var. Tabii bunlar açık olarak kiloluk verdiklerimiz. Paket olarak daha farklı. Kuş yemleri de 30 liradan başlıyor. Yani ürünler şu an uygun ama geçen seneye nazaran tabii pahalı. Halk da rahatsız. Yani şöyle, bazı hayvanları satışımız yasaklandı. Asıl ekmeği onlardan yiyorduk ama o hayvan satışlarının yasağını kaldırsalar, insanlar rahat satış yapabilse, en azından şöyle düşünüyorum, tamam kedi köpek satışı yasaklandı ama ucuz olan hiçbir şeyin değeri olmaz. İnanın hiçbir şeyin değeri olmuyor. Bakıyorum sokaklarda şu anda cins kedileri atabiliyorlar. Para verselerdi, biraz maddiyat harcamış olsalardı bunu yapamazlardı diye düşünüyorum. Bu yüzden dolayı da yetkililere sesleniyorum. Kedi köpek satışlarının yasağı kalksın. Peki vatandaşların üstte tepkileri nasıl oluyor fiyatlarda? Ya vatandaşlar şöyle, fiyatlara alışmaya çalışıyorlar. Çünkü geliyorlar, 180'den aldığım ama 200'e çıktığı zaman tabii ki tepki veriyorlar ama bizim suçumuz olmadığını da biliyorlar. O yüzden dolayı çok etkilenmiş de gözükmüyorlar, zannetmiyorum. Gene satışlarımıza devam ediyoruz. Aksaray Sarraflar ve Kuyumcular Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Akbaş, 14 Mayıs genel seçimlerden sonra altın fiyatlarının %50 oranında arttığını ifade etti. Aksaray Sarraf ve Kuyumcular Odası Yönetim Kurulu Başkanıyım. Bu görevi 20 yıldan beri derifte etmekteyim. Altın piyasası şu an ne durumda? Altın fiyatları şu anda 22.295 lira, 24 ayda 1370 lira seyretmektedir. Seçimden önce, 14 Mayıs seçiminden önce, bir ay, bir buçuk ay önce falan 24 ayar altının gramı 1050 lira civarındaydı. Seçim sürecinde bir buçuk aylık bir süreçte altın %50 oranında bir pahalanma meydana geldi. Döviz de 18 lira civarındaydı dolar, 18 bin lira civarındaydı. O da 22 bin liraya dayanmıştı. Dolarda ve altında bir miktar gevşeme oldu. Dolar şu anda 20.500 lira, altında 1370 lira civarında 24 ayar seyretmekte. 22 ayar ise 1295 lira civarındadır. Seçimlerin evet kesinlikle altına etkisi oldu. Bir bilinmezlik vardı, ne olacak, ne olmayacak diye. İnsanlarımız bir şekilde karar verdi. Onun altın zaten bilinmezliği sevdiği için yükseldi. Bilinmezlik ortadan kalktı gibi şu anda. Gerçi 15 günlük bir daha süreç var ama inşallah sıkıntı olmadan bir sonucu erişilecek diye düşünmekteyiz. Peki bundan sonra nasıl ilerler altın? Altın nasıl ilerler? Şimdi altın bildiğiniz gibi yurt dışında dövizle geliyor. Dolar, euro vesaire. Eğer onlar bir durdurulabilirse veya biraz aşağı çekilebilirse altının düşeceğini söyleyebiliriz. Tabii bir de dünya konjonktürüne de bağlı. Altın kaosu sever, nemi sever, sosyal patlamaları sever. Onların da nasıl olacağını bilebilmek mümkün değil. Gayri sadece Cenab-ı Allah bilir. Biraz aşağı, biraz genel bir yorum yapmak gerekirse biraz aşağı, biraz yukarı seyredecektir diye diyebiliriz. Altın doğru bir yatırım aracı mıdır? Altın kesinlikle doğru bir yatırım aracıdır. Mesela Suriyeli insanlar emlaka eve yatırdı, çıkmak zorunda kaldılar. Allah kimseyi o duruma düşürmesin.
Mesela deprem oldu, altını alıp çıkabilirsin. Ama başka hiçbir şeyini alıp çıkamazsın. Altın kesinlikle doğru bir yatırım aracıdır. Fakat altın kuyumcudan alınmalıdır. İstediği zaman da satılabilme imkanı o dünyanın her tarafında geçer. Peki son olarak altın fiyatları şu an ne kadar? 24 ayar 1370 lira, 22 ayar 1295 lira, çeyrek altın 2300 lira, yarım altın 4570 lira, tegata 9150 lira, kremsiyelerde 22.900 lira civarında seyretmektedir. Şimdi sırada hava durumu var. Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızda olduk. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.